Herkese merhaba. Sürdürülebilirlik konusu gerçekten de çok derin. Konuştukça aklımıza yeni konular geliyor ve aslında sürdürülebilirlikle ilgili yapılacak ne kadar çok şey olduğunu bu arada aramızda konuşurken de fark ediyoruz. Bu bölümde aslında gelecek bizi karbon ayak izlerimizden bulur mu diye soracağız. Enerji sektörünü, enerjideki verimliliği konuşmak istiyoruz. Ama bir önceki bölümde atıklardan, döngüsel ekonomiden konuşurken şunu da altını çizmemiz gerektiğini bir kez daha düşündük. Plastik konusu. Dev bir plastik çöplüğü var dünyada, okyanuslarda özellikle. Ve plastikteki dönüşüm çok hayati. Maalesef pandemi döneminde plastik kullanımı çok arttı. Sevgili Kutlu Bey ve Serdar'la da pandemide olanları konuştuğumuzda olumlu yönde değişenler var ama bir de değişmeyenler ve daha da kötüye gidenler var. Sektördeki yani plastik atıklarla ilgili bir durumu sormak istiyorum. Ne tarafından bakmamız gerekiyor? Oldukça güçlü bir lobi var. Yani plastik karşıtı bir lobi var. Şimdi makine imalatçısının plastiği bu gözle görmesi mümkün değildir. Teknoloji geliştiren hiçbir sektörün plastiğe bu gözle bakması mümkün değildir. Çünkü plastik teknolojiyi geliştiren malzemelerden bir tanesidir. Mühendislik plastikleri, kompozitler. Yarın öbür gün bir hidrojen enerjisi gündeme yaygınlaştığı zaman, çok büyük basınçlarla karşılaştığımız zaman burada mesela kompozit malzemeleri çok büyük görev düşecek. Dolayısıyla plastiğin kullanımı belki kısıtlanabilir. Sam çeşitleri bugün gayret edildiği gibi bazı çeşitleri yasaklanabilir. Fakat alternatif maddelerin üretilmesi lazım. Şimdi PFAS diye bir şey var. Bu polikarbon bazlı bir takım malzemeler 10.000'in üzerinde maddeyi Avrupa Birliği kullanımını yasaklıyor. Bunun tüzüğü şeyden geçti. Kimya ajansından geçti. Bir böyle süreç de öngörmüyor. Şu 10.000 madde diyor yasaklanacak. Bunun pratiği yok mesela. Plastiğin vazgeçilmez olduğu alanlar var. Onları söylemek istedim. Ayrıca geri dönüştürülebilir bir kısmı. İşte yanılmıyorsam termoform plastikler geri dönüşüyor. Tekrar ısıtılarak şekil veriliyor. Termosetler o işlevi görmüyor. Yani tekrar plastik ham maddesi olarak kullanılamıyor ama belki onların geometrileriyle oynanarak, öğütülerek falan bir başka şeyin katkı maddesi haline getiriliyordur. Onları henüz bilmiyorum. Bu plastik şey önemli bizim için. Evet. Orası kritik olduğu kadar makinelerden konuşuyoruz madem. Hani şu da aslında çok net bir gerçek. Her makine enerji tüketiyor. Enerji kullanarak aslında fonksiyonunu yerine getiriyor. Ve bizler de makineleri kullandıkça enerji kullanımında da kendimize bir yer buluyoruz, bir pay buluyoruz, bir tarz belirliyoruz. Kutlu Bey, nasıl kullanıyoruz Türkiye'de enerjiyi? Genel anlamda baktığımızda çok mu kullanıyoruz, az mı kullanıyoruz, ne kadarını boşa harcıyoruz, ne kadarını faydalı işler için kullanıyoruz? Zira evet, sürdürülebilirlik dediğinizde daha üçüncü, dördüncü cümlede mutlaka bir enerjiye şöyle bir dokunmanız, orasından bir konuşmanız gerekiyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Enerji bir kapışma alanı biliyoruz. Hı hı. Yani o dünyanın yönetilmesiyle ilgili bir vasfı var. Enerji kaynaklarına ulaşım. Veya birilerinin ulaşımını engellemek, kısmak falan gibi. Hı hı. Hani Rus gazına bağımlı, Alman evet, sanayi falan gibi. Bu tabii yani ısıtma bilmem ne ihtiyaçları için elektrik üretmek için. Elektrik sanayi demek zaten. Enerji üretimi alanı en büyük karbon kazanabileceğimiz bir alan. Yani 35 gigatonun %20'si, 6,5 gigaton gibi bir şey enerji üretiminden geliyor. Bahsettik, rüzgar güneşi kullanırsanız bu 1,5 gigatona düşüyor salınım. Muazzam bir potansiyel var. Yatırım yapılması gereken çok büyük bir alan. Çünkü bu teknolojiler zaten var. Rüzgar, güneş, bu kolaylıkla yapılabilecek bir şey. Zamana yayılmak kaydıyla. Şimdi Türkiye'de enerji tüketimi çok mu az mı? Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir raporu var. 2023 raporu. Orada enerji nasıl kullanılmış, kim nasıl paylaşmış filan çok dikkat çekici göstergeler var. Oradan mesela güncel veya gelecekte olabilecek siyasi gelişmeleri bile kestirmeniz mümkün. Çok detaylı burada veriler var. Dünyada ortalama kişi başı yıllık tüketim 3000 kWh. Türkiye'de 3400 kWh. Amerika Birleşik Devletleri'nde 12900. Şimdi bazı veriler gördüm. Kanada diyor en fazla 26.000 diyor. Ama bir başka veri setinde İzlanda var 50.000 kWh'e yakın.
İzlanda bir muazzam jeotermal enerji adasıdır. Evet. Yani şeyler biraz karışık. Şeye koyuyorlar, sıralamaya koyuyor. Mesela Japonya 7000, Türkiye'nin 2000'si. Sıralamaya koymuşlar Türkiye'nin kişi başı enerji sarfiyatını. İşte 60. sırada, 80. sırada gösteren olduğu gibi 40'ta gösteren var. Hele enerji sarfiyatı çok önemli bir şey, çok güzel bir şey yapıyoruz diyen kaynaklarda 10. sıraya falan koyanlar var Türkiye'ye. Dünyada 10. sırada geliyor. Dolayısıyla yani, bu hani işte en sıcak yaz, en soğuk yaz hikayesi nereden gibi. Nereden baktığınıza göre diyorsun. Nereden, nasıl kullandığınıza bağlı. Şeye gelelim. Verimli mi kullanıyoruz? Şimdi ben lisansüstü çalışmamı, yani Orta Doğu Makine Mühendisliği'ni bitirmiştim. Askere gitmemek için biz lisansüstü yaparız yani. O makinacılar çok yorulurlar, biraz dinlenmek isterler. Bilgisayarla tasarım seçtim. İlk öğrencisiyim Orta Doğu'nun. Bu konuda yazılımcı oldum. Ama bu arada da bir büyüğümün ricasıyla Türkiye Elektrik Kurumu'nun enerji santrallarının proje tesis dairesine girdim. Benim gibi master yapan 4 arkadaşımız da o gruplara dağıldık. Bir büyüğümüz Enerji Bakanı'ydı o zaman. Bizim orada hizmetler yapabileceğimizi düşünmüştü. Öğrencisiniz, gelin burada çalış. Şimdi biraz şeyi biliyorum. Yani o dönem, işte Özal dönemi Türkiye'de patır patır enerji santralı yatırımları yapılıyor. Termik santral meselesini biraz kombine çevirim falan bilirim. O zaman rüzgar pahalıydı, nükleer pahalıydı. Hidrolik santrallar da zaten belli yerlerde olabilir. Yani her tarafa koyamazsınız. Şimdi şunu hatırlıyorum. O zaman mesela hat kayıpları diye bir şey var. Enerjiyi ürettiğiniz bölge ile tükettiğiniz bölge arası çok uzaksa onu oraya gönderirken kaybediyorsunuz iletişimde. Bu dünyada bunun ideali %3 ile 7 arasında. Ürettiğiniz enerjiden kayıp yaparsınız. Türkiye burada bunun içinde. Bir sorun yok ama hep yahu doğuda üretip batıda olmaz. İşte batıya santral nasıl kurarız? Bugün mesela Türkiye bu eksiklerini tamamladı. İşte rüzgar o tarafta, güneş yapıyoruz, jeotermal o tarafta çıktı filan. Biraz tüketime yakın, biraz ithal kömürle bir şeyler. Doğalgaz işte İstanbul civarında filan. Tüketime yaklaşmaya çalıştık. Orada ideal kayıplar alanına girdik. Fakat bir de kaçak elektrik var. Kayıp kaçak diye geçiyor. Çok yüksek değil mi bazı bölgelerde? Şimdi, İnanılmaz şeyler. Onu şöyle düşünüyorum. Yani bazı böyle %40'ı aşmış, yani elektriğin yarısı çalınan bölgeler var. Bütün özelleştirmelere rağmen. Bu bütün dünyada olan bir şey. Kaçak elektrik kullanmak. Ayrı mevzu. Acaba kaçak elektrik kayıp mıdır? Bunu değerlendiremiyor. O bir iş yapmak için kullanılıyor orada yani neticede. Ha, bedelini tamam biz ödüyoruz. Ayrı mevzu. Hiç tasvip edilen bir mevzu değil ama o ne kadar verimli kullandığımız sorusunun yanıtına girmiyor. Tüketime bakıyoruz. Enerji, elektrik enerjisinin tüketiminin %40'ı sanayide. Hani dünyayı sanayi mi kirletiyor? Hayır, elektriğin %40'ını genel imalat sanayi harcıyor. Burada petrol ve rafinasyonun payı bir %40. Yani kimya 30, petrol çıkartmak, işlemek falan bir 10 puan falan %40'ı burada. Yani bir enerji kaynağını çıkarabilmek için çok daha fazla enerji harcamak gibi, çok daha fazla değil ama bir miktarını harcamak gibi. Bir %20 falan da şeyde var. Ana metal sanayinde var. Şimdi böyle olunca nerelerin dönüşmesi gerektiğini biraz görüyorsunuz. Bu tüketimler ne kadar indirgenebilir? Bu ayrı mevzu. Asıl bunu nasıl ürettiğimiz. İşte temiz enerji üretebilirsek burada önümüz tıkanmaz. Yani sanayimiz istediği gibi büyütebiliriz. Tabii daha verimli ekipman, tesisler kullanmak üzere, geri dönüştürmek üzere vesaire vesaire ama asıl önemli olan elektriği temiz üretmek meselesi. İşte nükleerin tekrar tartışmaya girmesi filan. Hidrojene doğru mutlaka yöneliş. Biyo ayrı bir konu. Ne kadar temiz o bile belli değil ama güneş rüzgar kaçınılmaz görünüyor. Yani o tarafta Türkiye muazzam yatırımlar yaptı. İhracatını en hızlı artıran makine dalları arasında mesela elektrik motorları ve jeneratörler var. Muazzam katlanarak gidiyor ihracatı. Burada mesela rüzgar türbinleri konusunda aldığımız pay, komponent üretimi bunun içinde. Verimli motorlar, orta yüksek gerilimli motorların imalatına başlamış olmamız yeni bir kapı açtı. Dünyadaki sürdürülebilirlik dönüşümünde yeni bir ihraç kalemine kavuşmuş olduk. Dünya Bankası'ndan bir miktar para geldi. 300 küsur milyon euronun üzerinde. Sanayi Bakanlığı bunu COSGAP üzerinden COBİ'lere
sürdürülebilirlik dönüşümleri için veriyor. Bunun bir kısmı çatı panelleri için. Ki çok fazla imalatçı var. Çok fazla imalatçı olmasının bir doğru yaptığımız bir işi daha söyleyeyim. Enerji teşvik belgeleri yerli ekipman kullananlara verilmeye başlandı. Dolayısıyla bu güneş panellerini Türkiye'den almak zorunluluğu doğdu. Oraya yatırım geldi. Hı hı. Muazzam bir kapasite büyüklüğü var. İhracata daha bu kadar yansımadı. Çünkü Türkiye'de müthiş yatırımlar var. Gelelim KOSGEB meselesine. O 300 milyon doların 3'te 1'inden biraz fazlası, euronun, özür dilerim. Küçük işletmelerin döner ekipmanlarının iyileştirilmesi için işletmelere kredi olarak verilecek. Ne diyoruz? İşte genel maksatlı makinaları var ya, küçük işletmelerin pompaları, hava fanları, kompresörleri filan gibi servisle ilgili. Bunların verim sınıflarını yükseltmek için 900 milyon liraya kadar hibe para veriyor KOSGEB. Bunun bir değerlendirme kısmı var. Türkiye Makine Federasyonu buna çalışıyor şimdi. Uzman yetiştiriyoruz, sertifikalandırıyoruz filan. Bunlar böyle bilinmeyen ama çok geniş alanlarda devam eden adaptasyon veya ilerleme çalışmaları olarak söyleyebilirim. Gerçek dönüşüm de aslında böyle sağlanır baktığınızda, değil mi? Hani küçük ölçekli işletmelerin dönüşümünü sağlıyor bu projeler. Çünkü bu kaynakların gelmesi onların da üretim teknolojilerini değiştirmesini sağlıyor. Ve aslında güneş panelleri konusunda, GES yatırımları konusunda Türkiye çok ciddi bir potansiyele sahip. Hep de böyle çok konuşuyoruz bunu. Çok daha fazla olmaması için hiçbir neden yok. Sizin bu hani açıdan baktığınızda bir taraftan da mühendisler için de yeni alanlar ve Türkiye'de yerli imalatın artması ihracat potansiyelini de çok arttırıyor buradaki uygulamaların. Afrika'daki bazı yatırımları Türk şirketlerinin yaptığını biliyorum. Heyecan verici anlamda da gelişmeler var diye düşünüyorum. Dünyanın dışındaki yatırımlarımıza destek alabilsek, teşvik alabilsek, Türkiye'deki yatırımlara teşvik alıyoruz. Teknoloji üreten şirketleri satın almalarımıza teşvik alabilsek, Çin'in gizli kapaklı yaptığı gibi. Gidip bir KUKA'yı robot fabrikasını alması gibi veya başka bir teknolojik firmayı. Sonradan yasaklandı gerçi ama. Biz böyle şeyleri, Avrupa'daki nüfusu biliyoruz. Yani küçük işletmeler, orta işletmeler, teknoloji geliştiren işletmeler hayatiyetlerini zorla devam ettirebiliyorlar. Nesillerin ilgisizliği nedeniyle. Hı hı. Alınabilecek çok firma var. O yani 30 sene geliştireceğiniz bir teknolojiyi 6 ayda almanıza yarayabilecek bir şey. Afrika... Tabii biraz tüketim malı falan için ama ben kendi sektörüm için böyle bakıyorum. Makinaların yerleşmesi derken yerelleşmesini de kullanıyorum. Yani Türkiye'de makine satmak istiyor diyelim bir adam. Kardeşim gel yatırımını buraya yap. Yerelleş bir kere. Yoksa benim gümrük duvarlarım herhangi bir ileri ülkeninki kadar acımasız olacaktır senin mallarına karşı. Türkiye gelmek istiyorsan buraya yatırım yapacaksın. Falan gibi mecburiyetleri biz yapabilsek çok daha hızlı gideriz. Ama işte uluslararası anlaşma şu bu filan bir şeyler bulunuyor. Yenilenebilir enerji diyoruz ya, rüzgar, güneş filan. Bunun dünya ortalaması üretimde %10 kadar. Türkiye'de bu %53. Almanya'da bu kadar. Nasıl, hemen rakam vereyim size. Mesela dünyada 1/3 petrol, 1/3 kömür, %25 doğalgaz ve nükleer enerji, %5 diye bir dağılım var. Şeye çok az kalıyor. Türkiye'nin kurulu gücünde %32 hidroelektrik, %10'u rüzgar, %7,5'u güneş, 3,5 jeotermal ve 1 kütle diye devam ediyor. Şimdi bazı yükte durum değişebilir. Yani her zaman bu enerji üretmiyor ve enerji depolanamıyor. Ama Almanya'da da böyle. Hı. Burada önemli olan Almanya'daki kompozisyonun, yani yeşil mutabakatın lider ülkesinin kendisini korumak için bir sürü mevzuat neşreden, hayata geçiren ülkenin enerji üretimindeki kompozisyon bizde var. Hı. Bu muazzam bir şey. Yani insanlar şimdi bunu açıklarını kapatmaya çalışırken bu bizde zaten var. Coğrafyamız bize bu imkanları sağladı. Ve enerji yatırımlarında çok önemli destekler var. Yerli ekipman kullanırsanız mesela sizin elektriğinizi daha pahalıya alıyordu. Eskiden beri bu böyledir. Yani türbini yerli, türbinleri geliştirdik. Pompaları tersine çalıştır, pompalarımızı geliştir. Yerli elektrik şeyi teşvik belgeli projelerde enerji yatırımlarında %60'a yakın yerli makine kullanılıyor. Tarımda %90, madencilikte %70. Teşvikler de böyle. Genel imaj sanayi bizi tercih etmiyor. Çünkü rakipler fonla geliyor, krediyle geliyor veya dumpingle getiriyor. Kalitesiz mallar geliyor. Biraz genel imaj sanayine hitap etmekte zorluk çekiyoruz ama
Enerji dediğiniz artık teknolojinin en üst seviyesi ve yerli makineler tercih ediliyor. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Sanayicilerimize ben bu mesajı hep veriyorum. Burada benim aklıma gelen şöyle de bir konu var Elif'ciğim, onu da sormak istiyorum. Şimdi Kutlu Bey de söyledi, bazı sektörlerin karbon emisyonu doğal olarak yüksek oluyor. Yani yaptığı iş gereği baktığınızda, işte örnek vermek gerekirse işte çelik endüstrisi veyahut da cam şişeleme endüstrisine baktığınızda muazzam büyük fırınların burada çalışıyor olması gerekiyor vesaire. Dolayısıyla bazı endüstrilerin doğası gereği böyle bir yüksek karbon emisyon durumu var. Sizin de bu söylediklerimizden şöyle bir şey düşünüyorum. Acaba makine sektörü bu yüksek karbon emisyonuna sahip sektörlere bunu düşünmek noktasında veya offset etmek noktasında ne tarz destekler olabilir, ne tarz çözümler getirebilir? Türkiye'de demir-çelik sektörü elektrikli ergitme imkanları kullanıyor, ark ocakları kullanıyor. Endüksiyon ocakları kullanıyor. Dolayısıyla bir kok yakma gibi bir şey. Temiz. En temiz, mümkün olan en temiz biçimde ergitme yapıyor. Bu da bilinen bir şey değil. Fakat bizde yüksek fırın çok azdır. Yani yüksek fırın işte İskenderun'da var, Ereğli'de var, Karabük'te var. Bunun dışında yüksek fırın yoktur. Demir çelik sektörü bizde temizdir. Bir başka konu. Belki baba yiğit aranmayan bir sektördür. Demir çelik sektörü. Yani yerli yatırımcıları olan, milli sayabileceğimiz bir sektördür. Bunlar bu gidişatın farkındadırlar. Dolayısıyla hemen hepsinin enerji yatırımı vardır. Santralleri vardır. Hı hı. Enerjilerini en temiz biçimde üretmenin yollarını bulmuşlardır. Güzel örnekler var zaten demir çelikte çevreye uyumlu ve böylece zaten yurt dışında da bu yatırımları yapan demir çelik sektöründen Türk şirketler oldu. Olumlu gelişmeler var o alanda. Peki genel olarak toparlamak gerekirse özellikle bu alanda ulusal ve uluslararası düzenlemelerde beklentileriniz var mı? Bunlara ihtiyaç var, bunlar bizim önümüzü açar dediğiniz noktalar var mı? Bugün doğru bir yerde olduğumuzu ben anlıyorum. Ama süreç ne tarafa ve ne hızla evrilecek onu bilmiyorum. Ama neticede biz de bir Avrupa Birliği sanayicisi gibi oraya en entegre sanayici olarak makinacıları kastediyorum. Onlarla kol kola yürüyen bir sektör olarak çok kaygı duyduğumuz bir şey değil. Biz şu anda şunu, yani çevre yatırımlarını yapan, geri dönüşüm yatırımlarını yapan, enerji verimliliği yatırımlarını yapan, döngüsel meseleleri çözen, bertaraf meselelerini çözen firmalarımız sanıldığından çok fazla. Bu yatırımları en başta yapmış olanlar, şu anda yapmakta olanlar var. Bunu ne gösterecek mesela? Bizim sürdürülebilirlik eylem planımızın sonundaki bir değerlendirme şeyleri, rating dediğimiz, checklistleri yapıldığı zaman, biz bunu bir veri tabanında toplama başladığımız zaman, o yazılım kullanılmaya başlandığı zaman veya bu mevzuat artık işte bıçak kemiğe dayandı, mecbur bir kısım insanlar tedarik zincirlerinden atılabiliyorlar şu anda mesela. Bu yükümlülükleri yerine getirmedikleri, özen göstermedikleri için. O zaman bazıları çok şaşıracak. Ama ben makine imalatının çok büyük ölçüde hazırlıklı olduğunu biliyorum. Yakinen takip ediyorum. Şunu görüyorum. Sanıyorum sen de katılırsın Serdar. Biz meslek gereği çok fazla fabrikaların içine giriyoruz. Demir çelikten seramiğe hepsini görüyoruz. O fabrikaların içinde mühendislerle konuşuyoruz. Son dönemde hep şuna şahit oluyorum. Eskiden işte ne kadar yeni ürün çıkarttıkları, büyüme oranlarını anlatırken artık bize biraz önce sizin söylediğiniz konuları anlatıyorlar. Burada bir fark yakalama peşindeler ve bunu yapmadıklarında aslında bir gelecek olmadığını da sektördeki birçok aktör görmüş durumda. Bu da tabii olumlu gelişmelerden. Yeter ki dünyadaki gelişmeler de Türkiye'nin yanında olsun. Hani bir rüzgar var ya, maalesef işte bir tarafta Rusya savaşı, işte Çin'in durumu, Tayvan hikayeleri falan, onların genel küresel ticareti etkilememesi, etkilerse eğer ne olur bilmiyorum ama eğer süreç böyle devam ederse Türk sanayicisi bunu yakalayacak diye düşünüyorum ben de. Şüphesiz, çok mecbur. 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 Evet, enerji boyutu da bence çok kritik. Çünkü daha önceki bölümlerde de konuştuğumuz gibi ve Kutlu Bey'in de söylediği gibi makineler ne kadar daha verimli olursa, ne kadar kendileri kendi operasyonlarını daha etkin halde gerçekleştirebilirlerse o kadar da aslında dahil oldukları üretim proseslerini hem karbon emisyonu açısından aşağı çekiyorlar hem de aslında pozitif bir verimlilik katkısı veriyorlar. Bence hani böyle 1 kilowatt saatin bile çok kritik olduğu bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. O yüzden burada verimlilik kısmı bence çok kritik olacak makinelerde.
Şöyle bir şey eklemek isterim. Belki başka türlü söylemiş olabilirim kısmen. Şimdi yeşil mutabakat meselesi Avrupa Birliği'nin büyüme stratejisi olarak lanse edildi. İşte Roosevelt zamanında bir yedi mutabakat var. O da mesela bir sıkıntıdan sonra ortaya çıkmış bir metin ve bir büyüme programı olarak ortaya çıktı. Obama'nın keza zamanında bu dijitalleşmeye falan veya enerji çeşitlenmesi için açıkladığı yeni yeşil mutabakat falan da böyleydi. Bir yatırım ihtiyacı var. O yatırım bir büyüme sağlayacak. Avrupa Birliği'nin şeyi bu. Yani tamam, ben bu dünyaya biraz zarar verdim. Onu telafi etmek için mal aldığım adamları da zaptı rapt altına alacağım ve bu işe bir son vermeye gayret edeceğim. Bu böyle. Ama bu arada işte bir takım yatırımlar olacak ve ben bundan büyüyeceğim. Bunun için senede 1 trilyon dolar yatırım öngören tahminler var, merkezler var. İşte 120 milyar euro öngörenler var filan. Bir rakam, büyüğünü alalım. Diyelim ki dünyada senede 1 trilyon dolarlık sürdürülebilirlik yatırımı gerekiyor. Bu işte öngörülen ısı farkını filan yakalayabilmek için. 1 trilyon dolar nedir ki? Dünyanın makine teçhizat yatırımı senede 5 trilyon dolardır. İşte pandemi de biraz düştü. Şimdi biraz 5,5-6'ya doğru yaklaşmış olabilir. 5 trilyon dolardır. Dünya her sene 5 trilyon dolarlık yatırım yapıyor zaten. Bu dünya geliri olan 87, bir ara 84'tü, şimdi 90'a yaklaştı. Trilyon dolar içinde 5 trilyon dolar yatırım yapıyor. Bunun 1 trilyon dolarını sürdürülebilirlik yatırımı yaparsa bu iş halloluyor diyorlar. Burada kim etkilenecek bu işte? Makine imalatçısı için çok büyük bir alan. Yeni makineler yapacağız. Yeni yatırım bizim için faydalı. Bu 1 trilyon dolar mesela şeyi de çok fazla etkilemiyor. Ben diyorum ki yani finans kapital veya neyse parayı işleten, parayı veren, değerlendiren adamlar sadece sürdürülebilirlik yatırımlarına bu parayı verseler, yani her bir şeyde, yatırım kredisinde veya her bir teşvik belgesinde bu işin sürdürülebilirlikle bağdaştığı, o yönde yapıldığı bu yatırım, buna dikkat edilse, o para o tarafa, başına yeşil finansmanda, yeşil kredide bir şey desen bayağı da kolay mümkün görünüyor. Kutlu Bey, bu konuda Harari'nin de bir makalesi vardı. Ben oranı tam hatırlamıyorum ama bunun nasıl mümkün olabileceğini aynen sizin anlattığınız gibi aslında özetliyordu o makalede de. Enerji konusundaki atılımları, gelişmeleri Türkiye'nin yakından izleyeceği gerçeği zaten ortada. Bence çizdiğiniz portre de, yani fotoğrafta, verdiğiniz fotoğrafta aslında yazdığınız o sürdürülebilir eylem planında da ayrıntılarda da vardı zaten. Sektör içinde bir yol haritası niteliğinde bir taraftan da. Bu bölümden sonraki aslında bölüm kafamda şöyle şekillendi. Katılır mısınız bilmiyorum. Hiç şey konuşmadık. İşte yapay zeka, bunun getirdiği değişim, istihdam olanakları, gençler bu işlere nasıl bakıyorlar, makine sektörüne nasıl bakıyorlar ve benim de özel ilgi alanım toplumsal cinsiyet eşitliği, bu konularda kadınlar nerelerde, onları konuşalım mı bir sonraki bölümde? Memnuniyetle. Tabii ki, seve seve. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Teşekkürler.